Herkese merhabalar. Yeni bir seriye hoş geldiniz. Battle Brothers oynayacağız biraz. Diğer videolara kadar böyle çok enine boyuna bildiğim bir oyun değil. Ama oynamaktan çok keyif aldığım bir oyun. Sevenler vardır belki diye. Şöyle birkaç video, 3-5, 5-10 video paylaşacağım. Ya da şöyle söyleyeyim, ölünceye kadar diyeyim. Çünkü muhtemelen çok fazla ilerleyemeyeceğim. Oyundan biraz bahsedeceğiz. Şimdi girmeden önce şurada bir ek paketler var. Bunlardan işte üstüne tıklayarak bastığınızda ana sayfaya götürüyormuş. Ben çip kapatabiliyorsun zannettim de kapanmıyormuş. Bunlar aktif olan ek paketlerimiz. İşte bunların bedava olanları var, paralı olanları var. Ben hepsini almıştım zaten zamanında. Biraz oynayan varsa Mount & Blade'e çok benzeyen ama onun çok daha basit bir versiyonu. Sıra tabanlı bir böyle paralı asker grubu oluşturup biraz ekonomi, biraz taktik, biraz bir yerleri fethetme tarzı bir oyun. Şöyle optionlara biraz bakalım. Burada video kısımları, audio kısımları, kontroller var. Gameplay'de her zaman can barları gözüksün istiyorum. Ondan sonra hareketleri hızlı yaptım biraz daha şey olsun diye. Çok yavaş hareket ediyorlar çünkü. Sırayı otomatik bitirsin. Bir de dövüşten sonra her şeyi toplasın diye bir seçenek var. Hepsini seçtim. Şöyle New Campaign deyip başlayalım. Şimdi burada hikayeler, hikaye benzeri şeyler var. İşte mesela Oath Takers. Burada ekibiniz nasıl başlıyor hikaye olarak? Onu seçiyorsunuz. İşte şurada Beast Slayers var mesela, yaratık kesenler. Ona göre partide adamlarınız oluyor. İşte Peasant Militia var. Trading Caravan var. Bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Şu en basiti oluyor. Şu da tutorial'la beraber sıfırdan başlayan bir şey olacak. Hem böyle biraz oyun nasıl başlıyor onu gösterelim. Hem de buradan biraz para da kazanıyoruz. O yüzden buradan başlayacağım. Buraya girdikten sonra birliğimizin adını seçiyoruz. Ben Morrow yazdım. Oyun sonu krizi random diye hep ben random'da bıraktım. Soylular savaşa girmiş olabilir. Greenskin istilası olabilir. Undead istilası yine olabilir. Veya kutsal savaş gibi bir şey olabilir. Random'da bırakacağım bunu. Bayrak seçiyoruz. Bayrağımızda şöyle bir şey olsun. Ya da şu kuzgun daha iyidir. İsmimizi, bayrağımızı seçtikten sonra zorluk seviyesini seçiyoruz. İlk önce bir economic difficulty var. Oyunda bir sürü paralı asker olduğumuz için şehirlerden kontrat alacağız. Onları yapacağız. Dönüp para alacağız. Bu şekilde ilerleyecek biraz da. Daha fazla ödül veriyor bunlar. O olacak. Şu savaşın zorluk seviyesi. Daha az insanla karşılaşacağız. Daha armorları falan düşük olacak. Biraz daha basit. Ben bu arada oyunda dediğim gibi çok iyi olmadığım için bunları beginner'da bırakıyorum. Başlangıç paranız diyelim. High, medium, low var. Yüksek parayla başlıyoruz. Iron Man tek save dosyası. Bu bütün oyunlarda bunu ben açıyorum sürekli. Şurada map seed var. Eğer isterseniz buraya burada yazan, yani siz oynamak isterseniz, oynuyorsanız buradaki seed yazarak benimkiyle tamamen aynı oyuna başlayabilirsiniz. Keşfedilmemiş harita diye bir şey var. Bunu da şey yapmıyorum. İşaretlemiyorum. Her yer açık olsun. Mümkün olduğunca. Ve oyunumuza başlayalım. Şöyle bir dövüş yaparız. İlk görevi yaparız. Ondan sonra zaten komple random oyun. Bir tek ilk görev eğer benim yaptığım bir tutorial'dan başlarsanız sabit. Evet, son sayı. Böyle çok fazla yazı çıkmıyor. O yüzden az çıkanları okuyayım. Her şey çok yanlış gitti. 2 gün önce diyor işte birliğimiz. Şu Hogarth the Weasel diye bir adamı takip etmek için kiralanmışız. Fakat onlar bizi önce bulmuş. Bir gizlenip saklanmışlar bize. Atlar hakkında birkaç şaka yaparken birden bir boğaza saplanan bir okla şakalar bölünmüş. Her yerden oklar yayıyor falan. İnsanlar bağırıyor. Evet, sen de adamların kalanıyla beraber kılıcımızı çekiyoruz. Dizlerimizin üstüne düşüp yanımızdan bir ok saplanmış. Acı içinde bağırıyorsun diyor. Adamların sensiz saldırıyorlar artık. Yapacak bir şey yok tabii ki. Çelik çelikle çarpışıyor. Kaptanla göz göze geliyorsun. Tam İşte o anda kaptanın boğazı kesiliyor. Emir komuta şu an bizde kalıyor yani. Birkaç tane de adamımız var. Hepimiz onlarda böyle acıyla titriyorlar falan.
Evet, dövüşe başlıyoruz. Şimdi dövüş ekranımız bu. İlk başta biraz otomatik oynayacak ama sıra bize geldiğinde biraz daha gösteririz. Buralar hep scripted, yani bunlar kesinlikle bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle bir I'ya basarak adamlarımıza bakabiliriz. Şu anlık inventory'de ne olduğu gözükmüyor. Şöyle bir biraz tabloya bakalım. Sonra dövüş kısmına biraz geçeriz. Evet, 3 tane adamımız var. Birincisi Wilhelm the Bull, ikincisi Ingolf the Wright ve üçüncüsü de Sorel diye 3 tane adam. Buraya geliyoruz şimdi. Bir level. İsmini buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi bu böyle ana adam gibi bir şey olduğu için ben bunun ismini direkt şu an yapamıyoruz. Gerçi de savaştan çıktıktan sonra yapacağım. Moro isimlerini değiştirebiliyoruz bunları. Aynı Darkest Dungeon'daki gibi. Level yazıyor. Experience'ı. Taktığı eşyalar kalkan, silah veya iki elli kılıç takarsanız mesela bunun gibi bu yanına kalkan takamıyor. Zırhı, kafalı, ok veya şunun için bu neydi? Bolt varsa buraya takıyoruz. Yani kolye yüzük gibi bir şey varsa buraya takıyoruz. Şurada yedek silahlarımızı takıyoruz. Ondan sonra hemen altta giydiğimiz silaha göre bakınız. Klas falan yok oyunda. Arka plan diye bir şey var mı? Giydiğimiz klasa silaha göre. Yani şu an Militia Spear için ve iki tane de kalkan için. Her silah için iki skill, her kalkan için yine iki skill var. Spear'ın skill'i şu. 4 AP harcıyor diyor. 10 da fatigue, yani yorgunluk yapıyor. Bu arada karakterler çok uzun dövüşlerde yoruluyorlar. O yüzden mümkün olduğunca hızlı bitirmek gerekiyor. 25 veya 30, 25-30 arası bir hasar veriyor. Bunun 0 veya 7'si armoru yok sayabiliyor. Eğer armora vurursa da 22-27 hasar veriyor armora. Ve fazladan %20 şans vurma şansı var. O yüzden oyun başı şu miliçe spear'lar çok etkili. Üçüncüsü ikincisine bakalım bir de. Evet, melee range'imize gelen herhangi bir düşmana otomatik olarak saldırmak için hazır bekliyoruz. Bu da yine 4 AP harcıyor ve 30 fatigue, yani 30 yorgunluk şey yapacak. Kalkan skill'i var, knockback ve kalkan duvarı diye bir şey var. Bir turluğuna melee defense'imizi, range defense'imizi 15 artıyor. Arttırıyor diyelim. Burada skill'ler olacak. Aynı şekilde balta için başka bir şey var mesela. Bunun hasarı çok farklı. İşte armor'a ne kadar vuracağı çok farklı. Kafaya ve vücuda fazladan hasar vurur diye bir yıldız bonusu var altta. İkincisi bu etrafımıza hasar veriyor. Etrafımızdaki bütün karelere. Bu da kalkan kırmak için, yani kalkanı ikiye ayırmak için ayrı bir skill. Bu baltanın da 3 tane skill varmış. 250 baltanın. Burada ok var. Ok da sadece uzaktan atıyor. 3 AP imiş. Fazladan %15 şey var, vurma şansı var. Ama her uzaklık karesi için %3 düşüyor bu. 10 tane de boltumuz var. Ondan sonra karakterlerin altında bunların background'ları ve perk diyorsanız, yok perk'ler bunlar. Bunlar ne deniyor tam bilmiyorum. Karakterlerin gelirken getirdikleri bazı özellikler diyelim. Bunlar tamamen random. Oyuna başlarken de random. Adam kiralayacağız, onlar da random. Bakalım bunların ilk işinde hepsinde aynısı var. Companion demek bu. Yani bizim grubumuzda. Sonra bunda ne varmış? Mesela max fatigue, yorgunluğu, bunun daha fazla, daha zor yoruluyor yani. Bir sonraki resolve 5 fazla. Ama melee defense, range defense 5 düşük. Ve en sonunda da hepsinin en sonunda mutluluk seviyesi var. Bunda da böyle. Bunda da böyle. Evet, buna ne demiştik? Fatigue iyi. Resolve yüksek. Onların da ne olduğuna geleceğiz. Defansı biraz düşmüş. Tank yapacaktım aslında ben onu. Bunu yine 10 resolve fazla. Experience de 10 kazanıyor. Bu çok iyi. Bunu iyi kullanacağız. Evet, Fear, Panic veya akıl kontrol efektlerine karşı resolve 10 düşük. Geceliğin bir kare daireliği görüyor. Şimdilik bu 3 adamımız var. Dövüşten sonra bunlara daha çok bakacağız. Şuraya hemen geçelim. Kaskının zırhı. Şurada yazar zaten 40 bölü 40. Göğsünün zırhı. Canı. Action point, yani kaç AP kullanabiliyor. Herkesin 9 bu arada. Fatigue bu dövüşte skill kullandıkça skill'de yazan kadar fatigue harcayacak. Yani bu 10 fatigue biriktirecek. Kullanınca 9 tur, yani bunu kullanırsam 9 tur oyun devam ederse fatigue 90 oluyor ve artık karakter saldırmamaya başlıyor. Şu morali bu genelde şu yani açıkçası. Dövüş kazandıkça, adam öldürdükçe yükseliyor.
takım arkadaşları öldükçe düşüyor. Hatta öyle bir seviyeye geliyor ki bazen herkes ölüyor. Bir kişi kaldığı zaman şu kadar şey oluyor. Sizin dediğinizi yapmayıp kaçmaya başlıyor. Oraya kadar gidiyor. Resolve yine işte bu irade gücünü temsil ediyor. İşte takım arkadaşı öldüğünde biraz daha sağlam durabilen şeyler, şu gibi şeyler etkiliyor. Ondan sonra inisiyatif var, ne kadar önce gideceği. Melee saldırısı, uzaktan saldırısı. Melee defense, uzaktan defense. Burada hasar elindeki silaha göre. Yine bunlar şu dördü. En sonuncusu silaha göre. Daha çok kafaya vurma şansı. Bu da görebildiği mesafe. Level atladıkça şuradan perk vereceğiz. Şimdilik dövüş kısmına geçelim. Evet, okçumuz var ilk önce. Birinci skillimizi kullanacağız. Baktığımız zaman ne kadar armoru, ne kadar canı var, moral durumu ne, fatigi ne yazıyor burada. Bizim görebildiğimiz mesafe şöyle gözüküyor. Buna 158 şans, %47 bunu göremiyor uzaktan. 158 şanslı olana vuralım, skalada. Bu şey crossbow olduğu için bir de oku tekrar geri çekmemiz gerekiyor. Evet, bunun turn'ünü harcadık. Boşluk düşüyle ben geçiyorum. Şu Hogwarts Wizard zaten bu yakalamaya çalıştığımız adam kaçıyor. Şimdi buna geldik. Bunu şöyle okçunun önüne götüreceğim. Kesinlikle adamlara koşmuyorum. Onların gelmesini bekliyorum. Burada bekleyeceğim. Baltalı adamı da şöyle çekeyim. Okçunun dibine girerlerse okçu hiç saldıramıyor. Bu kalan şöyle bazen bir iki action point'i kalıyor. Hani yine de bir şey yapabileceğim bir şey var mı diye sıra bize geliyor. Yine turunu geçeceğim. Ve bir sonraki tura geldik. Şu hareket etmedi. Bu yanımıza geldi, yaklaştı. Evet, baltacıyı şuraya yaklaştırıp 63 şansla vurduk. Vurduktan sonra üstüne gelirsek cut artery diyor, damarını kesmişiz. Double grip dediği tek elli silahı iki elle tutuyor demek. Wavering'de morali bayağı bozuldu demek. Bununla işimiz bitti. Shield'deyiz, mızraklıdayız. 82 şans. Vurduk. Onu da biraz şöyle ileri götürelim. Okçuyu şöyle şimdi şöyle bir şey yap. Buraya yaparsak şansı biraz 47 düşük. Hafif daha yaklaştıracağım şöyle. 50'ye yükseldi. Ne oldu bunun? Pierce side kenarına saplandı ok. Okumu geri çektim, bekliyorum. Vurdu, biraz armoru falan azaldı. HP'si kalmamış zaten. Vurdu, biraz can götürdü açıkçası. Tamam, okçuyla da hallettik. Evet, bu savaş sonrası istatistikler var. Kaç hasar yedi yazıyor burada. 55'iymiş bu. Bu 0'iymiş. Bu 102 experience, 82 ve 102. Bu neden düşük kazanmış onu tam bilmiyorum şu an. Bir kişi öldürmüş. Bu da bir kişi öldürmüş. En sonunda loot var. Bu da savaştan kalan ganimetlerimiz. Evet, şimdi ilk şey savaşını bitirdik. Hayattasın, kazandın. Adrenalin geçiyor. Dişlerini sıkıyorsun, etrafa bakıyorsun işte. Birliğiniz mahvoldu. Birkaç adam hariç herkes öldü. Şimdi ne yapacağız kaptan diye biri soruyor. Birisi arkadan gelen Ingolf the Bright. Bu yanımızdaki adamlardan bir tanesi. Yanımıza oturuyor. Kanlı baltasını bacaklarının üstüne koyuyor. Sen ona cevap veriyorsun. Diyorsun ki Bernard öldü. Boğazı kesildi. İyi bir adamdı. İyi bir liderdi. Tek bir hata da gitti. Bu sen de şey artık birliğin lideri sen olacaksın değil mi gibisinden bir şey. Sorel de katılıyor bize. Wilhelm de Bull da katılıyor. Seremonileri falan başka güne saklayın. Şunları gömelim ve gidelim. Evet, şimdi buraya geldik artık. Burada işlemlerimizi biraz başlayabiliriz. İlk önce bu arkadaşın ismini ya da şöyle şuna şöyle bir isim koyalım. William olsun bu. The Tank. William the Tank olsun bu. Bunun farkındaysanız bunların melee defense'leri hep her zaman düşük oluyor. Bu tabi biraz kalkan da taktığı için. Melee defense hafif daha yüksek. Bu William the Tank. Bu arkadaş melee hasarı çok yüksek, resolve fazla, experience fazla kazanacak. Bunu ben kendi ismimi şey yapıyorum, bunu öldürtmemeye çalışacağız. Buna ne diyelim? The Piercer diyelim. More of the Piercer oldu. Bu da okçu arkadaş Sorel. Bunu da şöyle okuyla ünlü Legolas the Archer koyalım. Şöyle okçuyu ortaya alacağım. Onun önce değinmem gereken bir nokta da şu. O level atlayınca daha iyi görürüz gerçi de. Bazı karakterlerde 2 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız, 1 yıldız böyle özellikler var. Bunlar şu demek.
Bu arkadaş level atladığında neyse bunu level atlayınca göstersem daha iyi olacak. Evet, şimdi görev için gidelim. Ne diyor? Vistat'a ödeme almak için geri dön. Bu arada burada paramız var. Burada yemeğimiz var. En altta yazan paragrafta you use 6 provisions per day diyor. Her gün 6 yemek gidecek bizden. Bu tamir şeyi işte kimin armoru eğer şey olduysa mesela bunlara full hasar yiyen bir tanesi şu sana biraz. Mesela bunlar bunu %12 kalmış. Silah %93 kalmış. Bunun armoru şu şununla beraber siz zaman geçirdikçe oyunda tamir oluyor. Bu o işe yarıyor. Bu oka veya crossbow'a takılan şeyler. Bu da yaralanan varsa ki şunda artı yazıyor. Hafif yaralı bir günde iyileşecek. O da şunla oluyor. Şuradan önemli bir şey daha göstereceğim. O da şu. Burada da oyundaki faction'lar var. İşte evler. House, Krieger evi. Şöyle şeyleri var bunların. İsimleri falan var. Bunlarla ilişkilerimizi geliştireceğiz. Evet, şöyle space bar'a bakalım, basalım ve aktif olsun. Şurada hız ve durdurma var. Ben bunu her zaman ikinci hızda kullanıyorum. Bu arada buralarda yavaş hareket ediyor ama yolda giderse çok hızlı gidiyor. Gidelim paramızı alalım. Evet, bunun için ödenmeyi bekliyoruz diyelim. 400 crown ile anlaşmışız, onu vermiş. Hogarth'ı öldürmek istiyor musun? Ne biz de evet, Hogarth'la bitmemiz bir işimiz var. Onu yapacağız diyoruz. Onun önce bize bir görev veriyor. Diyor ki en az 3'ten daha adam kirala ve bütün adamların için silah ve armor al. Şehirlerden biraz bahsedeceğiz. Şurada kiralık adamlar oluyor. Şurası marketi şehrin. Ve bazı başka binalarda alıyor. Burada mesela taksidermist varmış ölü hayvan doldurmacı diyeyim. Bazı yerlerde işte berber oluyor, görüşlerini değiştirebiliyorsunuz. Eğitim alanları, ne bileyim silahçıları, başka başka şeyler. Şimdi biraz kendimize adam bakalım. Adam listemiz burada, bu şehirde en azından 5 tane. Bu arada adamlar ne gözüküyorsa zırh ve silah olarak onunla beraber geliyorlar. Şurada da background tur yazıyor. Karavan yardımcısı, date olur, peddler, yine de caravan hand ve bir date olur da. Şurada kiralık ücretleri. Kiraladıktan sonra günde kaç yemek yiyecekleri var. Ve karakter traitlerinin hiçbir tanesi bilinmiyor. Şimdi bize 3 tane adam kirala demişti. 2900 paramız var. Kesinlikle bütün paramızı adama harcamıyoruz. Ben şöyle elinde en azından bir silah olan, yani bana çok para harcatmayacak, kaskı da olan şunu alacağım. Adamı aldıktan sonra hemen adama bakalım. Yıldızlı inisiyatifte. Çok erken gidecek çoğu zaman demek bu. Melee skill'i şununla karşılaştıracağım. Mesela bu 58 bayağı iyi. İşte bu 57. Bu 49 hafif düşük ama fena değil. Şöyle şuna kalkan da takayım. Bunlar mor 35'miş. Ben de silah şeyden kalan, az önceki savaştan kalan bir 65'lik zırh vardı. Onu takayım. Bundaki kaçmış? Bu da 50'lik. Tamam. Onun dışında defensor falan fena değil. Küçük kalkan takıyor şu an. Büyük kalkan, şöyle büyük kalkan takarsak daha fazla olur. Bunun adını da ne bileyim, Tudor Newcomer koyalım. Bu da yeni gelen arkadaş olsun. Evet, şimdi bu arada şeylerimize bir bakalım. Adamlarımızın, herkesin şunun kaska ihtiyacı var. Onun dışında şimdilik bu adamlardan ihtiyacı olan bir şey yok. Şu kaskı alayım 56'na. Bu kaskı bu arkadaşa takayım. Takar takmaz gözüküyor zaten tepesinde hemen. Şimdi 3 adam kiralamamız gerekiyor. Bir de şuraya gitmemiz gerekiyor. Oraya gidelim. Hem de oradan. Buradaki adamları çok şimdilik beğenmedim. Ben böyle silahlı zırhlı adamları almayı daha çok seviyorum. Çünkü onları dizmeye uğraşırken çok para harcanıyor. Evet, burayı ilk defa görüyoruz falan. İlk önce taverneye gitmeliyiz diyor birisi. Tamam, aklımda tutacağım diyelim. Bu arada bu oyun her durup başladığında bu hız 1'e düşüyor. Tekrar 2'ye çekmek isterseniz diye. Evet, geldik. Burada ne var var? Tavern var. İçki şey yapabiliriz şuradan. Veya dedikoduları paylaşabiliriz. Burada Weaponsmith var. Sadece silah satılan bir yer. Kennel var. Eğer yanımıza köpek gibi şeyler almak istiyorsak. Armor var. Burası da sadece zırh satıyor. Şu zırhlar 3500 altın istiyor. 265 zırh. 200 zırh gibi gibi. Zırhı boyama için boya malzemeleri.
Bu da şunları tamir etmek için yine. Ama burada çok güzel bir kalkan var, hem de çok pahalı değil. Ama önce, her şeyden önce benim adama ihtiyacım var. Biraz adam bakalım. Burada da çok fazla adam yok. Bu adam mesela 2 seviyeye geliyor ve elinde çok büyük bir baltasıyla beraber geliyor. Ben sanırım şunu madenci alıp bir bakalım. Bunlar tamamen rastgele. Bakın mesela bu range skill'de birazdan yine ona geleceğiz. Potansiyeli yüksek demek. Diyelim. Şunu şöyle koyalım. Bending zırh daha iyi. Buna da bir kask ve kalkan alacağız. Bir kask, bir kalkan, bir tane de adam. Bir şey yapacağım. Caravan Hand, Prentice, Mason, Mason. Şunu alalım bir de. Şuna bakalım bunun durumunda. Bunun melee saldırısı bayağı iyi geldi. Şimdi buna kask ve kalkan. Buna silah, kask, kalkan. Bunun güzel zırhı da geldi bu arada. İki kask, iki kalkan, bir de silah alacağız şimdi. Şöyle ucuza kaçacağım biraz. Bir kalkanı buradan alalım. İki kask demiştik. Birini şu olsun, biri şu olsun. Şöyle şimdilik aldıklarımı bir giydireyim bu arkadaşlara. İki kalkan lazımdı. Buna bakayım, bir de buna bakayım. Şu giysin. Şimdi şunun küçük kalkanını değiştirmek istiyorum. İki tane orta kalkan, bir tane de silah alacağım. Burada başka kalkan yok. Şu weapon armor'da var mı? Ha, burada bu kalkan var. Tamam, bir tane şimdi silaha ihtiyacım var. Weapon smith neredeydi? Burada 1000 altınım kalmış. Şöyle spear lazım bana, en dandiğinden. Bu javelin, spear değil bu arada. Tamam, bu dursun burada. Buradakiler çok. Bazen arkadaşlar bozuk şeyler satılıyor. Onları almanızı size... Mesela bu %83 ya, şu an %100 değil, o yüzden daha ucuza satılıyor. Şunu alacağım bir de. Şu aldıklarımı da giydireyim şuna. Şöyle. Bunun defansı bayağı iyi oldu. Şu William the Tank'a da takabiliriz aslında bunu. Şöyle alayım. Tamam, bu daha iyi oldu. Böyle yapalım. Şimdi bir de şuna uzaktan vurabilen büyük silahlardan almak istiyorum. Param 866. Bazı silahlar 2 kare uzaktan vurabiliyor. Yani önünüzde bir adam var, kendi adamınız. Kendi adamınızın üzerinden vurabiliyorsunuz. Yalnız şu an onlara paramız yetmiyor. Şunları şöyle satalım, 3-4 kolda. Şimdilik yetmiyor, tamam. Bunu yaptık. Şimdi tekrar 3 adamımızı aldık, hepsini giydirdik. 870 altınım var. Paranızı isterseniz adama harcayabilirsiniz, isterseniz şeye, eşyalarına. Ama şöyle 400-500 gold bırakın, çünkü adamlar her gün parada. Her gün 70 altın gidiyor. Nerede bu arada bizim adam? 70 altın ve 12 yemek gidiyor. Daha yemek de alacağız. Evet, şimdi artık Hogarth the Weasel'ı avlama zamanı geldi. Adamlarımın dizilimine şöyle bir bakayım. Şöyle dursun, okçu ile bu yan yana dursun biraz daha. Şu tank okçuya yakın dursun. Herkes tamam, şu şöyle spear'lı dışarıda dursun. Spear'ın fazladan %10 isabet oranı var diye bu arada. Oyun başı bol bol spear kullanıyorum. Tamamlarsak 400 gold crown, işte neyse, ondan alacağız. Bu arada şu şehrin adını hatırlayayım ben. Bistat. Burada güzel silahçı vardı. Evet, bir yere girerken birkaç tane Brigand tag var, birkaç tane, bir tane de poacher var. Poacher'lar uzaktan vuran okçu, avcı, artık ne derseniz. Evet, dövüşümüz başladı. Şu engeller ok atmamıza falan engel oluyor. Bir de buralara basamıyoruz, karakterimizi götüremiyoruz. Şöyle birinci tuşa basayım. Skill'lerin burada tuşları da var. %49, %49. Ben şunu öldürmek istiyorum. Elindeki silah çünkü uzaktan vuruyor ve çok vuruyor. İsabet etmedi. Okumu geri çektim ve sıramı savdum. Weasel hangisi? Hogarth the Weasel. Şu. Tamam. Şimdi şöyle ufak ufak okçunun önüne doğru geçeceğim. Hem de bu adama yaklaşmak amacıyla. Tamam, bu isabet ettiremedi. Bunu da şöyle yaklaştırıp burada bekleyeceğim. Bu arkadaşı şöyle getirelim. Baltalıyı buraya. Şimdi bunu şöyle ikinci tuşa basarsak etraftaki herkese vuruyor, gördüğünüz gibi. Biz ikinci değil, birinci tuşu kullanacağız. Bir de şu saldırırken surrounded yazıyordu, gördünüz mü bilmiyorum. Bunu şuraya götüreceğim ve şu skill'ini kullanacağım. Önüme gelmek isterse
kaçsın diye. Surrounded bonusu yani adamın etrafını çevirdik. Adamın çevresinde iki tane bizim adamımız var. O tek başına durduğu için surrounded gözüküyor. Bütün AP'lerimiz bitti. Şu arkadaşım var ama bunun önünde engel olduğu için şöyle geçeyim. Bunda da bir tane yürüyor. Çok güzel. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim karakterlerimiz de confident oldu. Kendinden emin. Bir kişiyi öldürdük diye. Adamlarda da wavering var artık. Beyaz bayrak gözüküyor. Yani kaçmak istiyorlar en yakın fırsatta. Bu arkadaş yanına yaklaşınca breaking oldu iyice. Tek yedi zaten. Çok güzel. Şimdi okçuyla buradan sıkmıyorum. %6 şansı var. Neden? Önümde iki tane benim takım arkadaşım var. Şöyle yaparsam yine %6. Hem takım arkadaşım var hem bu var. O yüzden okçuyla her zaman sıkmak iyi değil. Bir de bira basarken şu an benim adamım, şu adamım üstünde kırmızı kalkan gözüküyor. Buna vuramazsa şuna isabet ettirme oranı var. Yani kendi adamınıza da vurabiliyorsunuz. Okçuyla saldırmayacağım o yüzden. Kılıçlıya geçelim. Kılıcında şöyle bir skill'i var. Riposte diye. Onu basarsam eğer bana saldırırsa bedavadan vuruyorum ona. Şöyle geçelim. Bu neymiş? Armor kırma. Çok güzel. Bu şu an shield wall mu basmış? Aynen. Defans bayağı yüksek. Vuruş ihtimalimiz de düşük. Yine de vuralım. Şöyle bu arkadaşı da yaklaştıralım. Bunu da buraya yürütelim. Evet, şu an aramızda sadece bir kişi var. Vurduk. Bu çok fena oldu zaten. Yanında şu an benim adamım var diye okunu kullanamıyor. O yüzden bıçak çıkardı. İki kere vuramadı. Bu şimdi böyle etraftan dolaşıyor. Üstlerinden geçemiyor doğal olarak. Adam ölmemek dine de diyor. Bir de shield wall bastı hala. Öldü. Bu arkadaş kaçamaz çünkü yanında benim adamım var. Kaçmaya çalışırsa bedavadan hasar vuracağım. Bu adam yalnız ölmemeye yemin etmiş herhalde. Şöyle çevresini iyice çevireyim ki şeyi kalmasın. Evet, çok güzel bu artık. Ölmenin eşiğinde ve öldü. Kimseyi kaybetmedik. Yaralanan Newcomer Thunder var. Şey, Tudor. Şunun adını koymamışız daha. Tillman o da yaralandı. Şu ikisi de level atladı. Loot'a bakalım. Ha, şu var mesela. İki tane uzaklıktan vurabiliyor. Çok güzel bir zırh gelmiş. Boya gelmiş. Oklar, tamir malzemeleri, altınlar, yemek, içecek. Bunların hepsini alalım. Şu yeni arkadaşın da ismini bir koyalım. Para ödenmenin zamanı diyor yeni arkadaş. Şu Tillman. Bundan Miner'dı bu sanırım. Aynen. Şunu da Henry the Miner koyalım. Madenci Henry. Heh, şimdi level'a geldik. Önemli olan kısım bu. Şimdi arkadaş, level buradan atlatılıyor. Bastığınız zaman buradan şunu anlayacağız. Hiç yıldızı olmayan statlara 2 ile 4 arası puan geliyor. Rastgele bunlar bu arada. 2 ile 4 arası puan geliyor. 1 yıldız olanlara 3 ve 4 geliyor. 2 yıldız olanlara 3 ve 5 arası geliyor. 3 yıldız olan varsa da 4 ve 5 arası puan geliyor. Yani şu an mesela ben melee atan arttırmak istersem 2 bonus verecek. Range'in arttırmak istersem 4 verecek. Her level atlattığımda bunlardan 3 tanesini seçiyorum. Bu arkadaş tanktı. Defansların ikisine de 3 ve 4 gelmiş. Ben bunları tankına vereceğim. Bir de can vereceğim. Bunu verdikten sonra perkler var. Her level'da bir aşağı iki seviyeye iniyoruz. Aldıkça en son buralara geliyoruz. Burada şimdi neler var? Vurdukça isabet ettirme, sakat bırakma, tank olma gibi bir sürü şeyler var. Daha hızlı öğrenme, işte bileyim, fatigden daha az etkilenme, adrenalin gibi bir sürü şey var. Bir dahaki tur bizi en başa koyuyor. Bu arkadaş tank olduğu için ben bunu seçeceğim. Canımızı %25 arttırıyor. Ve sakatlanma ihtimalini de azaltıyor. Evet, William the Tank, tamam. Bir de şu melee arkadaşımız level atlamış. 2 tane yıldızı var burada. En az 3 bonus gelecek demek bu. En az bonus gelmiş olsun. Bunu verelim. Buna şimdi fatigi de şey yapacağım, arttıracağım biraz 2 olmasına rağmen. Daha çok dayansın diye. Initiative Deer. Resolve veya can. Can verelim buna da. Buna da sakat bırakma
perk'ünü vereceğim. %33 şansla daha iyi sakat bırakıyor diyelim. Ve geri dönüp görevimizi teslim edip şu 400 gold'umuzu alalım. Evet, sağlıklı olarak. Arada böyle konuşuyor. Siz mümkün olduğunca okumaya çalışın. Ben önemli bir şey yoksa geçiyorum da. Bazen işte aramıza biri katılmak istiyor diyor. Ne bileyim, başka başka şeyler. Bunlar bu arada düşmanımız değil. Şimdilik değil yani. Evet, şimdi şu... Ben az önce buraya geldiğimde Weapon Smith vardı sanki burada. Şurada kamp kuralım. T tuşuyla kamp kuruluyor. Gece diye bazı yerler açık olmayabiliyor çünkü. Kamp kuracağım. Hatta şöyle gece kalkalım. Market kapalı, adamlar kapalı, bir tane görevi var ama hani gece çok şey olmuyor. Şöyle sabaha bekleyelim. Bir tane daha görev alıp videoyu tamamlarız. Evet, sabah oldu. Girelim şehre. Burada gerçekten az önce vardı o şey, kapanmış. Silahçı vardı burada sanki. Başka yerde de olabilir. Evet, şimdi burada bir kendimize ne seçiyorduk? Bunun adı neydi? Bir amaç seçiyoruz. Bu amacı gerçekleştirdikçe bu diyardaki ünümüz artıyor. Kendimize bir amaç belirliyoruz yani. Görev belirliyoruz. Görevlerden ilki herhangi bir şeyle, buradaki şehirle bir tanesiyle arkadaş canlısı olmak. Onlara sürekli görev yapmak. İkincisi de doğaya atılıp işte keşif yapıp goblin kampı olur, işte sihirbazın mezarlığı olur. Bir sürü böyle bu tarz yolda bulduğumuz şeyleri dövüşmek. Ben şu dost edineceğim seçeneğini seçiyorum. Ve şuradan ilk görevimi almak için başlıyorum. Bu arada tekrar şu bakayım, uzaktan vuracak silah olan var mı? Bir tek bu var. Ha, bu arada bize o gelmişti. Onu takalım şeye. Şu arkadaşa. Bu arada şurada silahlara da şöyle baktığımız zaman değeri yazıyor. 48 şeyi. Durabilitesi diyeyim, tamir edilmekten önceki kullanılma süresi diyeyim. Vurduğu hasar 35-70, armorun %40'ını yok sayıyor. Armorlara karşı %125 daha fazla vuruyor. Atıyorum, adama vurdunuz ve zırhına denk geldi. Orada vuracağımız hasarın %125'ini, yani daha çoğunu vuruyoruz. Kalkana 30 vuruyor sanırım. Fatigi de maksimum fatigi yani. Şunu 14 düşürüyor sırf bunu taktığımız için. Burada farklı olan ne var? Kafaya vurma şansı %5 daha fazla ve 2 tane kare uzaklıktan vurabiliyor. Yani bu arkadaşı atıyorum şuraya koysam buradaki adama vurabiliyor. Tabii ki okçu yönüme tank diye koymayacağım ama öyle bir özelliğimiz var. Bunu taktık. Şu zırh 90'lık bir zırh. Buna bakayım, bu 50. Bunu taksın, hem tamir etsin onu. Şurada bir falçım var. Onu buna takalım. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi görevimize bakalım. Hiç buraları okumanıza gerek yok. En sonunda bir özeti oluyor bunun. Parayı konuşalım diyorsunuz. Diyor ki peşin 60, bitince de 240 gold vereceğim. Burada kabul ediyorum var. Daha çok para ödemelisin var. Peşin daha fazla ödemelisin var. İş bittiği zaman daha fazla ödemelisin var. Veya unut bunu, görevinde ilgilenmiyorum var. Her zaman buraya geldikten sonra en azından bir kere daha çok para isteyin. Vermez çoğu zaman. Kabul ede basın, direkt kabul etmiyor. Ne diyor? Vistat'ın yanındaki, yakınındaki izleri takip edin. Ve şu Rare Coin Collection'ı Vistat'a geri getirin diyor. Kabul ediyorum. Aslında bunu kabul etmek çok mantıklı değil. Gerçi burada insan sanırım. Bazen çünkü oyundaki en büyük tavsiyem, çok uzun süre boyunca şuraya doğru gidiyorlar sanki. Doğru izi takip ediyorsam. İnsan olmayan hiçbir şeyle dövüşmeyin. Hayvan ayak izi görürseniz, barbar gibi bir şey görürseniz, işte undead görürseniz, bunlarla mesela şimdi dövüşeceğiz ama dağlık alana kaçtılar bilerek. Mecbur dövüşeceğiz artık. 7 tanelermiş. Biz de 6 kişiyiz. Bir sürü tag var. Dağlık alanda nasıl olduğunu görmüş olursunuz böylece. Evet, bu arkadaşlar şu an bizden aşağıdalar. Tam aşağıdalar mı? Şurası bir tık yukarısı. Şöyle bir tane öne çıkacağım ve buradan, burada bir yerde ağaç falan mı var? Az vuruyorum. Ha, şurası olduğu için sanırım. Şuradan ağaçları göster, gizle falan var. Neyse. Evet, buradan şöyle 62, 62, 62.
Hepsine vuruş şansı aynı, şunların ikisi hariç. Bilek tepeye çıkardım karakteri ve burada konuşlanacağız. Güzel. Hasar vurduk. Hemen önüne getiriyorum. Bir tanesi benim karakterim çok aşağıda kalmış bu arada. Okçu her zaman koruyun. Yanına adam yaklaştırmayın mümkünse. Sıra bayağı adamlara geldi. Şöyle getireceğim. Burada bekleteceğim bu karakteri. Bir kere kesinlikle benim herkesin... işte bu arkadaş şu an... bunu... şöyle yapabiliyorduk. En aşağıda kalmış. Bunun buraya çıkması bayağı şey yapacak ama bunu da böyle alacağım. Şuraya gelirlerse vururum diye. Bu arkadaşı böyle alacağım. Hatta şöyle yapacağım. Yanıma biri gelirse ittireyim diye. Bunu da buraya getireceğim. Şu an üst katı komple kapladık. Bize saldırırlarsa avantajımız var. AP'm kaldığı halde kullanmıyorum farkındaysanız. Adamların gelmesini bekliyorum. Oyunda acemiyken sürekli adamlara koşturuyordum. Ve zararını bol bol gördüm. Orada sıralama şöyle işliyor. Bir... bu arkadaş tek kaldı burada diye. Morali bayağı bozuldu. Bir turda ne kadar fatik harcarsanız bir sonraki tur o kadar şeyiniz oluyor. Geç şey yapıyorsunuz. Bu arkadaşı burada bekleteceğim, bir şey yaptırmayacağım. Çok güzel, bu öldü. Şöyle bir yanına da yaklaşayım. Bu neden hala da gitti, bak nereye. Evet, eli kırıldı. Şunu öldürmem gerekiyor. O ikisi benim çevremi çevirmişlerdi. Bu adam hala wavering gözüküyor. Şöyle gideceğim. Ha, buradan vuramıyormuşum buna. Neyse, burada kalsın o zaman. O da yukarı çıktı. Şöyle arkadan dolaşıyorlar sanırım. Şu okçuya ulaşmaya çalışıyor hepsi de. O iş biraz zor. Çok güzel. Buna vurmamız çok iyi oldu. Bunu hala burada bekleteceğim. Şu okçuya yaklaştırmayacağım kimseyi. Kalkana vurdu. Kıramadı tabi. Çok güzel, bu mahvoldu bu. Bu adamın gözü kaşı gözü morardı. Oku çekiyorum. Şimdi bunu atabilirim, bunu atabilirim. Şunu atabilirim. Şu 68. Onun da eli kırıldı galiba. Çok güzel. Şöyle geri çekiyorum biraz daha. Şunlara yakın dursun. Bazen kaçmaya da çalışıyorlar burada. Hani şu mesela kaçabilir muhtemelen. Şu aslında şunu direkt... çok güzel. Tek attı. 82-100 de çok güzel. Çok güzel oldu. Şu ikisi muhtemelen ya kaçacak ya böyle ne olacağını şu an şey yapıyorlar. Deniyorlar. Aha geldi. Ah. Çok güzel olurdu. Şöyle geleyim. Sen artık şunu öldür. Bunun melee skill'i mi çok düşük? Bu kim ya? Tudor the Newcomer. 49 basını düşük biraz. Şöyle şunu açacağım. O bana vurmaya çalışırsa. Bedavadan vurayım diye. Bak, aşağıdan vurduğu için şu an bana bonusu falan çok düşük. Güzel. Bunun Allah'tan zırhı bayağı yüksek. Zırha yedi ama hiçbir şey olmadı. Şu an yapacakları hiçbir şey yok. Alan, bu kaçtı. Tamam, kaç. Şu an kovala diyebilirsiniz veya bitti diyebilirsiniz. Ben kovalayacağım. Şunu yakalayamayız da şunu öldürebiliriz hala. Hatta öyle bir şey yapacağım. Bunu buraya da geçireceğim. Kaçmaya çalışırsa bunu da hatta buraya getireyim. Dur, ikisini de yakalayacağım galiba. Buradan vurabiliyorum, vuramıyorum. Şöyle getireyim hatta. Bunu da buraya getireyim. Ya kaçmaya çalışıyor. Şu an kaçarken benim adam vurdu. Ha, bu da kaçmaya çalışırken öldü. İyi ki kovalamışız. Çok güzel. Sıfır. Hiç hasar alan var mı? Şu bir tek 53 hasar almış bizim şu More of the Piercer. 45'lik bir zırh. Bir sürü balta. Ve büyük kalkan bir tane. Hepsini aldık. Çok güzel. Paramızı alalım dedi. Şu level atlatmaları yapalım. Önden şu kaskı takabileceğimiz bir şey var mı? 45'lik bir kask. 40. Buna takabiliriz.
40 buna takabiliriz. 30 buna muhtemelen. Bu da 30. Şu hep mele şeyde duracağı için. Ya da bu hatta. Şöyle takayım şunu. Kalkanı küçük olan kimse var mı? Bunun küçük. Kalkanı büyüteyim. Tamam, şu an item bazında iyiyiz. En azından şimdilik. Evet, to 4'ü newcomer. Bakalım neler gelmiş. Evet, meleğe 3 gelmiş. 3 iyi. 55 civarları oyun başlangıcı için iyi. İçin iyi. Biraz kalkanla 16-20'ymiş defansı. Ok defansını yükseltebiliriz. İniş tipini yükseltmeye ben çok şey yapmıyorum. Fatigi bence. Fatig çok önemli. Bir de resolve olsun. Morali de yüksek olsun. Perklerden de bu da biraz. Aslında şeyi hasarı fena değil demiştik. Bunu şöyle şey yapalım. Hızlı experience alan bir şey olsun. Bakalım bu nereye gidecek. Daha bilmiyoruz. Evet, Legolas the Archer. Oka 4 gelmiş. Çok güzel. Bu inisiyatif alsın işte. Bu önce gitsin şeylerde. Bu maksimum fatigue de alsın. Ok attıkça bu şey olsun. Bu da yine ben saldırı ekibime genelde şunu veya şunu alıyorum. Ya isabet alıyorum ya bunu. İkinci şeyler de açıldı bu arada. Bir daha level attığımız bunlar gelecek. Henry the Miner. Henry'nin melee skill'i inanılmaz. 61 şurada yok galiba. Bu bir tek var. Ama bir geldi. Öyle bir sıkıntısı oldu. Bir vermem hiçbir zaman ya. Sanırım can vereceğim. Yok, inişte vermeyeceğim. Can vereceğim, fatigue vereceğim, resolve vereceğim. Şimdilik bu şeyi de kalsın. Şuna da şu yaralamadan melee skill'i bayağı iyi. Bunun da melee skill'i fena değil. 2 geldiyse vereceğim. Fatik ve can vereceğim buna da. Yine yaralama. Şimdi vereyim. Geri deneyeyim. Görevimi teslim edeyim. Ve şöyle biraz şey istiyorum. Şu adama özellikle. Yeni bir silah bakmak istiyorum. Uzaktan vuracak bir şey. O silahtan daha iyileri var çünkü. Onun bu arada skill'leri neymiş? İkinci skill'ine bakmadım. Yani bir target'i, hedefi ittiriyor. Evet, 260-240 gold'umuzu da aldık. Burada gece olduğu için kimse yok. Evet, bir ambition, ambition. Hedeflerimizden bir tanesini tamamladık. Burayla sürekli görev yaptığımız için 2 tane oldu sanırım ya da 3 tane. Artık ün kazandık biraz. Bu bize yardımcı olacak dedik. R'ye bastığımızda da gözüküyorlar burada. Vistad'la very friendly'yiz. Hem çalınan bir nadir para koleksiyonu geri getirdik. Hogarth'ı öldürdük. Hogarth'ın adamlarını öldürdük. Aramız bayağı iyi. Bundan sonra bir şey alacağımız zaman, bir şey satacağımız zaman şimdilik en azından Vistad'a geleceğiz ilk önce. Sabah oldu, şöyle bir hızlıca bakayım pazarında neler var. Bunları da hemen satmıyorum çünkü yeni adamlar gelip gidiyor bazen. Mesela şu Arrows'u da satmıyorum. Belki ok kullanırım şeye. Burada şu an bir şey yok. Yemek durumum fena değil. Tamir. Belki bir tane tamir alabilirim. Bu arada değeri 200 diyor. Burası 277'ye satıyor. Yani burada pahalı. Aslında bunun değeri 300 gibi bir şey. Her şehirde her şey farklı satılıyor. Yani şuraya gittiğimizde çok daha farklı fiyata, şurada farklı, şurada farklı bulacağız. Oyunda bile şey bile yapıyor yani. Atıyorum burada çok ucuza şundan görüp bir sürü bir ton alıp gidip şurada satanlar bile var ekonomi için. Bakacağız artık bir dahaki sefere. Şimdilik burada bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.